Herkese merhaba. Operatör doktor Necip Fazlaras ben. Çocuk cerrahisi uzmanıyım. Sizlerle bu kanalda çocukların cerrahisi talaplarına dair merak edilenleri konuşmaktayız. Evet, eğer bu videoyu açtıysanız muhtemelen inmemiş testis hakkında bilginiz vardır. Eğer yoksa önce inmemiş testis ile ilgili videomuzu izleyebilirsiniz. Bu videoda sizlerle ameliyat teknikleri hakkında biraz konuşmak istiyorum. İnmemiş testis, daha önceki videolarımızda da anlattığımız gibi kasık kanalından testisin indiği güzergah üzerinde herhangi bir noktada bu inişin aksaması ve testisin kasık kanalı içerisinde ya da kanal ağzında ya da karın içerisinde ya da bu güzergah dışında herhangi bir yerde ektopik olarak bulunması demektir. Biz inmemiş testis ameliyatında bu testis neredeyse, elimize nerede geliyorsa oradan bir kesiyle testise ulaşıp onu etrafındaki bantlardan, bağlardan ayırıp torbaya yerleştirmeyi hedefliyoruz. Bazen bana soruyorlar, hocam işte kapalı yöntemle olur mu diye. Şimdi bu kanal içerisinde, yani kasığın içinde olan bir testise karın içinden ulaşamayız zaten. Yani kapalı yöntem demek göbekten kamerayla girip içeriden bakmak demek. Öyle bir şey mümkün değil zaten. Neredeyse bu testis, oradan girmemiz lazım. Bazen ektopik testis karşı tarafta bile olabiliyor. Sol inmemiş testisi sağdan da indirebiliyoruz. Ondan dolayı testis neredeyse oradan ulaşarak bir küçük bir kesi yardımıyla oraya girip testisi etrafında tutan bantlardan ayırıyoruz. Ve diktiğimizde dışarıdan öyle bir dikiş izi vesaire olmuyor. Hani sezaryen kesisindeki gibi halk arasında yapıştırma diyorlar. Aslında gizli dikiş, içeriden dikişlerle herhangi bir iz kalmayacak şekilde bu ameliyatı yapıyoruz. Ancak testis karın içindeyse, kasık kanalının ağzında ya da karın içinde daha yukarılarda bir yerdeyse, işte o zaman kapalı yöntem devreye girer. O zaman göbekten kamerayla girerek testisi içeriden bulup, içeriden bantlarından, yapışıklıklarından ayırıp öyle indirmemiz gerekir. O zaman kapalı yöntem gündeme gelmektedir. Bunun haricinde kafanıza takılan başka şeyler varsa yorumlarda bana belirtebilirsiniz. Bununla ilgili yeni videolarda çekebiliriz. Çok detay şeylere, tekniklere de girmek istemiyorum. Yani testisin aşağıdan sadece kasık kanalının ağzında küçük bir insizyonla, küçük bir kesiyle ulaşılıp oradan indirilmesi tekniği var. Kasık kanalından girip aşağıdan da bir kesiyle bu kanalın başını ve sonunu belirleyip testisin serbestleştikten sonra buradan indirilmesi ve oraya yerleştirilmesi teknikleri var. Yani çok detay tekniklere girmeye gerek yok. Ancak çocuk özelinde testisin yerine göre bunları yine doktorunuzla konuşabilirsiniz. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.